Yenge, ben de seni arıyordum. Cina, baksana. Bu çiçekler nasıl? Güzel değil mi? Ha? Ama yenge, ben senden pembe çiçek istemiştim. Bunlar kırmızı. Cina, bunlar pembe. Ama biraz koyu pembe oldukları için kırmızı gibi görünüyorlar. Ah Tanrım, ben gerçekten çok gerginim. Hey Cina bak. Sen sakın endişelenme. Sen gerilirsen babaannen de gerilir. Sonra da ortada nişan falan kalmaz. Sonra da bu evde bildiğin olay çıkar olay. Yani o yüzden bu adağı hazırlarken içine ilaç koydum. Hadi bakalım Tina. Şimdi nasıl nişanlanıyorsun görelim. Bu çok garip. Bunlardan böyle bir iyilik beklemezdim. Biliyorum. Bu sabah sana karşı yanlış davrandım kızım. Ama Bunny benimle konuşup yaptığım hatayı anlamamı sağladı. Bu yüzden sana karşı yaptıklarımdan pişman olup senin için dualar ettim. Sonuçta sen de benim torunumsun, değil mi? Al, hadi bu adağımı iç. Bu töreni senin için yaptım ya, bir tek sen içeceksin. Hadi. Ne düşünüyorsun? Hadi al, iç. Göreceksin bak, bundan sonra bütün günün çok iyi geçecek. Bunny, ne yaptın sen öyle? O adak yalnızca Tina içindi. Babaanne, Tina benim kardeşim. Yani onun yerine bunu ben içsem de bir şey fark etmiyor. İyice delirdin sen. Yaptığım her şey plana uygun gidiyordu. Tina tam içmek üzereydi. Sen niye araya girip kendin içtin ki, anlamadım. Niye? Çünkü bunu görmeye dayanamadım. Eğer Tina o ilacı içseydi düşebilir, zarar görebilirdi. Hey! Ben de zaten bunu istemiştim. Bu yüzden senden o ilacı istemiştim. Hayır. Kendime hakim olamadım. Hayır. Ben Tina'ya böyle kötü bir şey yapamam. Hayır. Sonuçta Tapkin'in kızı işte. Nasıl yanlış bir şey yapsın? Bunun yine kafasını karıştırmam lazım. İyi. Sen yanlış bir şey yapma. Öyleyse hayatın boyunca Tapkin'in sana yaptığı her şeyi de unut. O senin babanın ölümünün nedeni olsa da. Hepsini unut. Evet, her şeyi unut. Hayır. Hiçbir şeyi unutamam. Öyleyse artık hangi tarafta olacağını seçmen gerek. Bundan sonra yalnız benim yanımda ol ve sana söylediğim her şeyi yap. Samar'la Tina'nın düğününün bozulmasını sağla.
ona zarar vermelisin. Çünkü bu sayede Tapki daha çok üzülecek. Anladın mı? Yapman gereken şey bu. Bunny kızım sen iyi misin? Bunny! No! Kızım sen iyi misin? Ne oldu sana? Harika! Anne ben artık çok büyüdüm. Benim için endişelenmene gerek yok, tamam mı? Tamam annem, öyleyse... Bunny, benim sana... Sen çocukken nasıl annem diye seslendiğimi hatırlıyor musun? Hatırladın mı? Tamam, neyse. Ben sana bu elbiseyi getirmiştim. Bu akşam Tina'nın nişanına bunu giyebilirsin. Bu senin en sevdiğin renk. Annen hiçbir şeyi unutmadı. Hadi giy bunu. Eminim çocukluğundaki gibi güzel bir periye benzeyeceksin. Teşekkür ederim anne. İkinize nasıl da farklı davranıyor, gördün mü? Bir de gelmiş sana çok samimi davranıyor, rolü yapıyor. Ama sana söyleyeyim Bunny. Sakın sen onun oyununa kanma. Sen sadece ne karar verdiysen onları yap kızım. Sana inanamıyorum Basundra. Biz damat tarafı olduğumuza göre nişan yüzüklerini de bizim getirmemiz gerekir değil mi? Öyleyse neden yüzükleri sen gönderdin? Tabii, senin emrin neyse o olacak. Kimse sözlerine karşı gelemez. İyi tamam madem, sen hiç merak etme. Akşam oğlum Tina'nın parmağına bu nişan yüzüğünü takacak. Tabii, ne güzel değil mi? İyi tamam, görüşürüz. Tabii ya, böyle olacağını biliyordum. Basundra, Tina'nın yüzüğünü bizzat kendi alıp gönderecek. Ne kadar güzel. Ne büyük bir elmas. Bakalım elimde nasıl duracak. Vay canına. Bu yüzüğü asıl ben takmalıyım. Öyleyse Tina ne takacak? Tina. İşte... Bu saatte yüzüğü takacak. Çok iyi bir iş yaptım. Mücevherciye daha en başından gidip Basundra'nın seçtiği yüzüğün birebir aynanı bana da yapmasını söyledim. Şimdi bu milyonluk yüzük benim olacak. Bu sahte olanı da Samar bu akşam Tina'nın parmağına takacak. Ne oldu? Gitmiyor muyuz? Geç kaldık. Tabii ya. Nişanın için çok heyecanlısın değil mi? Ama gitmeden önce Tina'ya aldığım yüzüğe baksana. Sen aldıysan eminim güzeldir. Hazır mısın? Evet anne. Nasıl görünüyorum? Çok güzel oldun. Bak bu yüzüğü de Samar için seçtim, nasıl? Vay anne, gerçekten çok güzel seçmişsin. İşte bu yüzden senin için de Samar'ı seçtim. Anneciğim teşekkürler. Harika! Tina, bu elbisenin içinde çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Kızım sen de bu elbiseyle gerçekten çok çok güzel olmuşsun.
nazarlara karşı. Anne, Bunny benden sadece bir dakika büyük. Ama aynı sana benziyor. Bu yüzden mi sadece ona kara sürüyorsun? Yani beni nazarlara karşı korumayacak mısın? Hiç adil değil. İşte, gidelim mi? Tamam. Hayır hayır, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bugün kardeşim nişanlanıyor ve anne sen her zaman ne derdin? Uğurlu bir iş yapmadan önce tatlı yemeliyiz, değil mi? Bir saniye. Alın bakalım. Tamam. Gördün mü Tina? İşte bu bir dakika büyük olmanın faydası. İhtiyaç olduğunda annelik yapıyor. Ben bunu unutmuştum ama o hatırladı. Kızım. Hadi sen de al. Harika. Fotoğraf çektiriyor. Bak şimdi de imza veriyor. Buraya gelince hemen tavrı değişti. Bu adam kahramana falan benzemiyor. Daha çok bir soytarıya benziyor. Kardeşim bu adamda ne buldu bilmiyorum. İnsan böyle bir soytarıyı neden beğenir? Öyle. Önce bana teyze dedi, şimdi de görmezden geliyor. Demek böyle yapacaksın. Ben ona dersini veririm ama. Eğer bu partinin ortasında onu tamamen rezil etmezsen benim adım da bundan sonra Bunny bir hampande değil. Ne oldu patron? Sen niye her seferinde bana çarpıyorsun? Ben mi? Asıl sen bana çarptın. Ben sana ne zaman çarptım ki? Samar, oğlum bu da ne? Alo, ne bu? Şaka. Hem de saçma bir şaka. Biliyor musun, hiç kimse Samar Kapoor'la böyle dalga geçmeye cesaret edemezdi. Bunu sen mi yaptın? Evet, ne olmuş? Çünkü Bunny bir hampandeye bugüne kadar kimse teyze demeye cesaret edemezdi. Amca... Thank you.
Tina. Tina. Sen hala uyuyor musun? Tina, şimdi uyumanın zamanı mı? Ay, bugün senin nişanın Martina. Yenge, benim başım çok kötü ağrıyor. Tina, sen yine bir şeye gerilmedin değil mi? Bak, ne olursun gerilme. Yoksa yengen var ya, her şey için bana kızacak. Uyan hadi. Tamam, tamam. Sen git, ben gelirim. Tina, acele et. Samar da geldi. Annesiyle seni bekliyorlar. Acele et. Tamam, geliyorum. Samar'ın yüzüğü bu muymuş? Çok güzelmiş. Bunu da değiştirsem mi? Dolly? Bu yüzük çok güzel değil mi? Aa, evet, güzel. Gerçekten güzel. Öyleyse gözlerini kocaman açıp da bakma artık. Böyle giderse ona nazar değdireceksin. Sen gerçekten komik birisin. Aa, hiçbir anne çocuğunun eşyalarına nazar değdirir mi? Sen söyle bana, benim gelinim niye hala gelmedi? Evet, ben az önce Tina'yı çağırmaya gittim. Birazdan gelir. Dolly. Ne? Sen de izin verirsen artık nişan törenine başlayalım mı? Aa, tabii tabii, ben de onu diyordum. Artık Tina'yı getirin lütfen. Evet, hadi artık Tina'yı getirin. Onun dansını görmek istiyoruz. Çocukluğundan beri dans kursuna gidiyordu. Öyle güzel dans ediyor ki gözünüzü alamazsınız. Dans etmek onun için çok önemlidir. Ne zaman dans etmeye başlasa gerçekten büyüleyici görünüyor. Aferin Bunny. İçine ilaç katıp götürüp Tina'ya yedirdiğin tatlılar etkisini gösteriyor, gördün mü? Ben doğru şeyi mi yaptım? Tabii ki doğru yaptın. Hiçbir şey bundan daha iyi olamazdı. Şimdi gör bak. Ne yapıyorsun sen, ha? Ne yapıyorsun? Sen iyi misin? İşte bakın, bir de onun terbiyeli olduğunu söylediniz. Bak işte, gerçek yüzü buymuş. Herkesin ortasında nasıl utanmazca dans ediyor? Tabii ki ona neler öğretmiş bilmiyorum. Bıraksana babaanne. Bugün benim nişanım var. Evet, nişanım var ama senin neler yaptığından haberin var mı ne? Acaba? Ne yapıyormuşum?
Ne yapıyormuşum söyle. Ben çok mutluyum. Ne olmuş yani mutluysam? Hem ben her gün dans ediyorum. Bununla ne sorununuz var? Hadi söyleyin. Bununla bir sorunun mu var? Sorun bu mu? İşte kimse için sorun değil. Samar bir şey söylerse düğün kesin iptal olur. Ben de altın yumurtlayan tavuğum Tina'yı kaybederim. Bu benim için çok kötü olur. Sakin ol Samar, sakin ol. Vay büyük Pandey ailesi vay. Sabah bana ahlak dersi veren Tapki bana gelenekleri öğretiyordun ya. Peki senin kızına öğrettiğin gelenekler bunlar mıydı yani? Kız öyle kendinden geçmiş ki ayakta bile duramıyor. Hadi onu geçtim. Burada herkesin ortasında Samar'ın annesini, kendi kayınvalidesini bile tokatladı. Yani artık Dolly oğlunu bu kızla evlendirmez. Söylesene Dolly, yanlış mı düşünüyorum? Düşünsene, daha nişanında seni tokatladı. Düğünden sonra seni kesin bu evden atacaktır. Ama ne yapalım? İnsan büyüklere saygıyı ancak annesinden öğrenebilir. Bu kızcağız da annesinden bunu öğrenmiş. İşte gördünüz, bugün herkesin ortasında Samar Kapur'un annesi, yani onu gelin alacak kadın, nişan gününde gelininden tokat yedi. Sen buna niye sesini çıkarmıyorsun? Öyleyse bana şunu söyle Dolly. Konu para mı? Yani çok mu para alıyorsun? Ama baksana ne güzel oğlun var. Onun bir eksiği var mı? Söyle bana onun bir eksiği var Sen mı? Sen neler diyorsun? Benim oğluma ne eksiği varmış? Bir eksiği falan yok. Madem eksiği yok, oğlunu bu kızla evlendirme. Söylesene, söyle hadi Dolly. Hayır. Artık ne düğün ne de nişan olacak. Olamaz. Ne yaptım ben böyle? Bu yaşlı kadın beni gaza getirdi. Demek oğlunu artık onunla evlendirmeyeceğini söylüyorsun ha? Yazık oldu. Hayır Dolly, hayır. Dolly bak lütfen. Lütfen bana inanın. Benim kızım Tina böyle biri değildir. Bugün ne oldu bilmiyorum ama size söylüyorum. Emin olun ki o ne yaptığını bile bilmiyor. Bakın, onun adına ben sizden özür diliyorum. Lütfen bu birlikteliği bozmayın. Ben yarın sabah Tina'yı size getiririm ve o sizden bizzat kendi özür diler. Ama lütfen bu birlikteliği bozmayın. Samar, sen Tina'yı çok uzun zamandır tanıyorsun. Tina'nın daha önce böyle bir şey yaptığını gördün mü hiç? Görmedin değil mi? Bugün ona neler olduğunu anlamıyorum. Ben size söz veriyorum. Bundan sonra Tina böyle bir şey yapmayacak. Lütfen onu reddetmeyin, lütfen. Hayır teyze, lütfen. Bunu yapma artık. Sen de biliyorsun ki benim sana saygım sonsuzdur. Ama annemin böyle rezil edilmesini sineye çekemem. Oğlum, annenin rezilliğini bıraksana. Olamaz. Kendi ağzında az önce milyonlardan oldum.
Hayır oğlum, lütfen böyle söyleme. Ne olur ona bir şans daha ver. Lütfen Tina'yı bu seferlik affet. Böyle bir şey bir daha olmayacak. Lütfen bu seferlik affet. Affetmek mi? Tapki bir durup düşünsene. Eğer onların yerinde sen olsaydın ve herkesin ortasında müstakbel damadından tokat yeseydin, sen affeder miydin onu? Söyle hadi Tapki. Anne, hadi gidelim artık. Hayır. Dolly, lütfen. Benim kızıma son bir şans daha ver. Lütfen bu birlikteliğe son vermeyin. Tina bir daha böyle bir şey yapmayacak. Anne. Anne, ben size bir şey söylemeliyim. Aslında az önce burada olanlar Tina'nın hatası değildi. Hepsi benim yüzümden oldu. Tina farkında olmadan benim ilaçlarımdan birini aldı. Yani benim yanımda bir ilaç vardı ve onu bir içeceğin içine dökmüştüm. Onu rahat uyumak için başucuma koymuştum. Bugün partiden sonra içmek için hazırlamıştım. Yani sanırım odadayken Tina o hazırladığım ilacı içmiş. Ve işte o yüzden... Bakın, benim kardeşim Tina oldukça iyi biridir. Bana gerçekten hiç benzemez. Lütfen benim hatam için onu cezalandırmayın. Lütfen onunla evlenmekten vazgeçme. Bana istediğin gibi teyze de diyebilirsin.